Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsin. Bunlar sana Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. İman eden müminler için hidayet rehberi ve müjdeci olmak üzere. Ki o müminler namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar ilerisini göremezler. Kalpleri körelmiştir. İşte bunlar kendileri için oldukça ağır bir azap bulunan kimselerdir. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm, şüphesiz bu Kur'an sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan bir haber getireceğim. Yahut bir kor ateş getireyim. Umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenilmişti. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at. Asayı atıp onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak kim haksızlık yapar, sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse, bilsin ki ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. 9 mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Bu şekilde ayetlerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve vicdanları bunların doğruluğuna tam bir kanaat getirdiği halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları Süleyman'ın hizmetinde toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, ey karıncalar, yuvanıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Süleyman, kuşları gözden geçirdikten sonra şöyle dedi. Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım. Yahut boğazlayacağım. Çok geçmeden Hüdhüd gelip, ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Gerçekten onlara, Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her türlü imkan verilmiş ve büyük bir tahta sahip olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için hidayete giremiyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmezler. Halbuki o büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tapılacak yoktur. Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, doğru mu söyledin?
Yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız. Şu mektubumu götür. Onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi, "Beyler, ulular, bana çok önemli bir mektup bırakıldı," dedi. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlamaktadır. "Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin," diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, "Beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz, siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atmam." Onlar şöyle cevap verdiler. "Biz güçlü kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Buyruksa senindir. Artık ne emredeceğini düşün, taşın." Melike, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkının ulularını hakir hale getirirler. "Herhalde onlar da böyle yapacaklardır," dedi. "Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler ne gibi bir sonuçla dönecekler." Elçiler hediyelerle gelince Süleyman şöyle dedi. "Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Ey elçi, onlara var söyle. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız." Sonra Süleyman müşavirlerine dedi ki, "Ey ulular, onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?" Cinlerden bir ifrit, "Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var," dedi. "Kitaptan ilmi olan kimse ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm," dedi. Süleyman, Melike'nin tahtını yanı başına yerleşivermiş görünce, "Bu," dedi, "şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak için Rabbimin gösterdiği lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbim müstanidir, çok kerem sahibidir." Süleyman devamla dedi ki, "Onun tahtını bilmeyeceği bir vaziyete sokun. Getirin bakalım tanıyabilecek mi? Yoksa tanıyamayanlardan mı olacak?" Melike gelince, "Senin tahtında böyle mi?" dendi. O şöyle cevap verdi. "Tıpkı o. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz teslimiyet göstermiştik. Ona Allah'tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ona köşke gir," dendi. Melike onu görünce derin bir susandı ve eteğini çekti. "Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir," dedi. Melike dedi ki, "Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmiştim. Süleyman'ın mahiyetinde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Andolsun ki Allah'a ibadet edin diye Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oluverdiler. Salih dedi ki, "Ey benim kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah'a istiğfar etseniz, belki rahmetine ulaşırdınız." Cevap verdiler, "Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır. Belki siz imtihana çekilen bir kavimsiniz," dedi. O şehirde 9 çete vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler, "Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Sonra da velisine, biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz," diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik.
İşte bak, tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Bilen bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O kavmine şöyle demişti: göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Buna kavminin cevabı sadece Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Baksanıza onlar bizim yaptıklarımızdan temiz kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna, onu geride azaba uğrayanların içinde kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine öyle bir yağmur indirdik ki, ne kötüydü uyarılanların yağmuru. Resulüm, de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa ona ortak koştukları ortakları mı? Onlar mı hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? Çünkü biz onunla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirmişizdir. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. Onlar mı hayırlı, yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz? Onlar mı hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin yağmurunun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Onlar mı hayırlı, yoksa önce yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, siz kesin delilinizi getirin haydi. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmez. Fakat ahiret hakkında bilgiler onlara ard arda gelmektedir. Ama onlar bundan bir şüphe içindedirler. Çünkü onlar bundan yana kördürler. İnkarcılar dediler ki, sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten diriltilip çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, hele bir yeryüzünde gezin de günahkarların sonu nice oldu bir bakın. Resulüm, onlara karşı mahzun olma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntı duyma. Bir de eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat ettiğiniz azap hani, ne zaman derler. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz şeyin, azabın bir kısmı herhalde yakında ensenize binecektir. Şüphesiz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette onların sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, leh ve mahfuzda bulunmasın. Haberiniz olsun ki bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Ve o müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında kendi hükmünü verecektir.
O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Ve o halde sen Allah'a güven. Çünkü sen apaçık hakikatin üzerindesin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek değilsin. Ancak gönülden teslim olarak ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. Söylenen başlarına geleceği vakit bunlar için yerden bir dabbe, canlı çıkarırız ki bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Ve her ümmetin ayetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağımız gün artık onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edilirler. Nihayet oraya geldikleri vakit Allah buyurur, siz benim ayetlerimi ne olduğunu kavramadan yalan saydınız, öyle mi? Yoksa yaptığınız başka neydi? Yaptıkları haksızlıktan dolayı o söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Görmediler mi ki dinlensinler diye geceyi yarattık ve çalışsınlar diye gündüzü apaydınlık yaptık. İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan da emin kalırlar. Her kim de kötülükle gelirse artık yüzleri ateşte sürtülür. Başka değil, ancak yaptığınız amellerin cezasını çekeceksiniz denir. De ki, ben ancak her şeyin sahibi olan ve burayı kutlu kılan bu şehrin Mekke'nin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Yine bana Müslümanlardan olmam emredildi. Ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve şöyle de, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Sadakallahu lazim.